İş adamı Süleyman Güzel'in 10 Ocak Gazeteciler Günü sebebiyle bugün burada düzenlemiş olduğu kahvaltılı toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Misafirler, sivil toplum örgütleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, basınımızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Siz değerli arkadaşlarımla bir süreden beri arzuladığım buluşmayı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gününü de ekleyerek bugün gerçekleştirmekten ve sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duymaktayım. İnsanlar doğar, büyür ve yaşamlarını sürdürürler. Bu zaman zarfında birçok zorluklarla karşılaşırlar. Önemli olan bu zorlukları azimle aşabilmektir. Erzincan'ın etrafı dağlık, ortası bağlık, rüzgarı sert, insanı mert olan, kentin evladı olarak yıllarca depremler yaşamış, acılar görmüş, duygusal bir toplumun ferdi olarak siz değerli emekçilerle sokağımızda, mahallemizde, ilçemizde gözümüz kulağımızsınız. Yerel basın, ulusal basından bizlere her zaman daha yakındır ve daha yakın durmuştur. Değerli arkadaşlar, ben bir iş adamı olarak ve siyasi kimliğimle yerel basının her zaman yanında oldum. Ve sizler ne zorluklarla, sıkıntılar içinde gazetelerinizi yaşatma sevdasında olduğunuzu çok iyi biliyorum. Ve yerel gazeteler devletçe desteklenmeli. Çünkü özgür basının olmadığı bir ülkede demokrasinin varlığında söz edilemez. Kıymetli dostlarım, gönül verdiğim ve uzun yıllar çeşitli kademelerinde bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sizlerin her zaman yanınızda olacağımdan bilmenizi isterim. Hatta sorunlarınızı, sıkıntılarınızı üst mercilere taşıyacağımın sözünü veriyorum. Önümüzde genel bir seçim var. Tabii ki uzun yıllar çeşitli kademelerinde görev aldığım partim bana milletvekilliği adaylığını görevini verirse o zaman bu göreve birlikte yürürüz. Sizlere kendi hayatımı kaleme aldığım Yaşadıkça Öğreniyorum adlı kitabımı takdim ediyorum. Bu kitabım kaleme almamdaki en büyük amacım benden sonraki nesillere tecrübelerimi aktarmaktır. Ve ayrıca kitabımda belirttiğim 88, 90 ve 93 sayfalarda bir öğrencinden bana gelen mektuptan yola çıkarak sivil toplum örgütlerinin daha iyi anlaşılması ve bu yolla devletimizin yükünü azaltmak gerektiğini vurgulayarak geleceğe emanet ettiğimiz gençlerimize destek olmak istedim. Kitabımdaki hikayeye uygun olarak öğrenci hikayesini benzer bir haberle dün çıktı ve bir çift ayakkabısını iki kardeş değişerek giyiyorlar. Bir gün birisi okula getiriyor ayakkabıyı giyiyor, bir gün diğer gün diğer bir arkadaş kardeşi giyiyor ve okula gidiyor. Eksi 15 derecede dışarıda değiş tokuş yapıyorlar ayakkabılarını. Örneği de burada. Ben dünkü böyle özellikle getirdim. Sözcü gazetesinde yazmış arkadaşlarım. Eksi 15 derecede bir evde bir mont var, üç kardeş var. Her gün sırayla birisi giyerek okula gidiyor. Bir çift ayakkabıları var. Bir gün kız kardeşi hiç kız erkek ayakkabısı ayırt etmeden bir gün birisi giyiyor. Diğer gün diğer kardeşi giyiyor. Bu da tam bizim kitapta kaleme aldığım öğrencinin bana vermiş olduğu mektupta tıpkı aynı. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyacağım. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum.